Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, ülkece o kadar enteresan, o kadar saçma, o kadar gereksiz süreçlerden geçiyoruz ki. Yani futbol dışında her şeyi konuşsam konuşurum. Bir tarafım varmıyor konuşmaya. Diğer tarafım diyor ki Mustafa Hoca konuş. Sen de hem bir aile babasısın hem öğretmensin. Birçok kişi seni dinliyor diyor. Ben şöyle bir giriş yapayım arkadaşlar. Herkesten ama herkesten rica ediyorum. Yani kadınlara karşı, çocuklara karşı lütfen hassas olalım. Hani dün bir tweet başlatıldı. Kadına ve çocuğa dokunma tagi başlatıldı daha doğrusu. Lütfen arkadaşlar sizler de mümkünse destek verin arkadaşlar. Yani hala vakit geçmiş değil. Kadına ve çocuğa dokunma tagine lütfen destek verin. Şimdi diğer taraftan da birçok kişi Fenerbahçe videosu istiyor. Yani Fenerbahçe videosu için bu kanaldalar. O arkadaşlar da haklılar. O yüzden arkadaşlar ben Fenerbahçe kısmına geçiyorum. Sanki ülkede her şey güllük gülistanlıkmış gibi. Buna da hem mecburum hem de dediğim gibi birçok arkadaşımız bu yüzden kanaldalar. Şimdi Fenerbahçe'de dün acı bir haber paylaşıldı. İsmail Yüksek. Sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edildiği açıklandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynadığımız karşılaşmada omuzuna darbe alan oyuncumuz İsmail Yüksek'in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır diye. Şimdi bu sakatlık 2 hafta sürecek bir sakatlık. A Milli Takım aday kadrosundan çıkartılması bekleniliyor. Hani birçok arkadaşımız da aklına şey geliyor. Hocam diyor ya İsmail'de acaba bir şey yok da hani dümen mi yapıyoruz? Çünkü bizden kim gitti? Samet Akaydın değil mi? İrfan Can Kahveci, Mert Müldür gitti. Hocam dümen mi yapıyoruz diye. Ya vicdansızlar. İsmail Yüksek yedek. İrfan Can Kahveci yedek. Öyle değil mi? Samet Akaydın zaten yedek. Mert Müldür o sayı iyileştiyse zaten yedek. Hani şu formuyla Mert Müldür töbe Fenerbahçe'de forma şansı bulamaz. Yani bunu yapacak bir şey yok. Ama milli takım doktorları da söylentilerin önüne geçmek adına bir kontrolden bir tetkikten geçireceklermiş. Bugün konuşacaklar. Ya öte yandan Amrabat'ın olayı malum. Hani Sofyan Amrabat performansı malum. Twente maçı malum. Tadic'e yaptığı asist malum. Hani bazı futbol ukalaları benim yorumlarımla alay etmişlerdi. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ki arkadaşlar Amrabat hakkında şöyle birkaç görüşüm vardı. Bu adam bizde iş yapar. 6-8 oynar. Freddy yedekler. Yeri geldim ama İsmail'le iyi bir rotasyon olurlar yazmıştım. 2 artısı uzun top becerisi 91 diyelim. İsmail'de bu 55 civarında. Çabukluğu aşırı yüksek 91 veririm. Bu boydaki hani bu fiyattaki ön liberolara bakarak İsmail'de 65. Şu topu alıp bekleyip hani son anda dürtmesi var ya İsmail'in. Ben bu özelliğine tiksiniyorum hatta sürekli bunu söylüyorum. Ya bunu hatırlayın diye. Sizin anlayacağınız tabirle İsmail geriden top alıp oyun kurar. Bu da yapar ancak pozisyona sokacak pası İsmail atamaz. Amrabat atar. Topu aldıktan sonra karar verme aşaması, top saklaması çok iyi. İsmail'in hafif sakarlıklar oluyor. Arada hani baş yolduracak cinsten. Topu dürtme huyu bitti gitti gibi ama Amrabat'ta bu az olur. Elbette hata yapar ama İsmail'e göre daha az olur. Hani birbirini yedekleyecek o oynaması bu oynasa da fark etmez diyeceğimiz benzer kalitede iki isim olur. Bence mantıklı hamle dedim. Hani burada da Jose Mourinho tedrisatına mantıklı. Guido Rodriguez bedavaydı. O olsa daha mı iyiydi demeyim. Hani onun da defoları var. O olmadı iyi oldu diyebiliriz. Bakalım transfer sonucuna göre konuşuruz demiştim. Hani bazen arkadaşlar diyor ki ya hocam seni de takip ediyoruz da sen de futboldan ne kadar anlıyorsun diyor. Yani herhalde skills videolarına bakarak özet çıkarmamdan dolayı bunu söylüyorlar ama herhalde gerekeni görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Çok da hani arife tarif gerekmez. Ama Amrabat'ın yeri bence artık garantilendi. Şu da bir gerçek. Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladık. Yani mecburen satın alacağız. Ama oyuncu profesyonel oyuncu. Hani öyle söğüşe falan gelen bir isim değil. Galatasaray derbisinin ikinci yarısında görev yaptı ama yani maç olup bitmişti. Ve ilk hani her alanda iyi bir oyuncu. Orta sahada Freddy yedek diyebilir. İsmail'le yan yana oynadıklarında gördünüz. Hatta ben size daha da abartayım mı? Ben size bir tık daha abartayım. Fred'in olmadığı maçlarda ki sarı kart cezası olabilir Samsunspor maçından sonra Artık 3'e dayandı. Fred'in olmadığı maçlarda Amrabat'ı koy 6'ya. Szymanski'yi koy 8'e. Yani gönül rahatlığıyla oynatabilirsin 8'de ki zaten Szymanski'nin skorerliği bir nevi gittiği için de mantıklı. Yani en azından dediğim gibi İsmail Yüksek'in de sakatlığı çok şey değil. İyi iş çıkardı. 5 resmi maça çıktı. Bir asistlik performans sergiledi ama daha da iyi olacak inşallah. Mert Hakan demişken Mert Hakan da Fenerbahçe'de kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş. Yani futbol kariyerine Fenerbahçe kongresi olarak yeni bir imza atmış oldu. Kongre üyesi oldu arkadaşlar. 2019-2020'den beri Fenerbahçe forması giyiyor. Bu sezon 9 maçta bir asisti var. Sevgili Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre de ki o biraz daha samimi Mert Hakan'la. Böyle bir olay oldu. Ama bence Mert Hakan Yandaş'ın dünkü en enteresan, en hoş olayı birisine füze gönderdi. Kime? Kerem Aktürkoğlu'na. Şimdi Kerem Aktürkoğlu bir saçmalıklarda bulunmuş. Hani onlar yanlış yolda falan filan gibisine bir şeyler söylemiş ve Mert Hakan Yandaş da sosyal medya hesabında hani şey demiş Kerem Aktürkoğlu açtığı canlı yayında. Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım demiş. Bizimkisi doğru yol, onlar yanlış yolda. Ama belki bir gün farkına varırlar falan demiş gülerek. Mert Hakan da bizim yolumuz paylaşımını Anıtkabir görseliyle süsleyip paylaşmış. Ve hani Fenerbahçe'nin yolu burası demiş. Sonra Kerem Aktürkoğlu da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir taraftan Real Madrid maçının şeyine bakıyordum da. Becao Mourinho söyledikleri gibi değil. Şimdi ben Fenerbahçe'de anlayamadığım bazı isimler var. Mesela Oğuz Aydın niye alındı? Niye oynatılmıyor? Ne bileyim Becao geçen senenin kötülerinden sayılmaz çünkü az oynadı. Bu sene oynadığı hemen oynadığı her maçta hani iyi performans verdi. Niye yedek tutuluyor? Hani neyin hazırlığı yapılıyor? İşte ne bileyim Levent Mercan niye alındı? Niye gönderilmedi? Bartu Elmaz'a Kasımpaşa oynama garantisinden kiralayın dedi. Kiralamadık. Amrabat'ı aldık. Oynatıyoruz. Yani bazı şeylerin gerçekten izahı olmuyor. Becao da mesela aynı şekilde İtalya'dan Gianluca Di Marzio'ya Twente ile 1-1 kaldığı maçın ardından demeç vermiş. Ki Di Marzio'yu da bilirsiniz arkadaşlar. Benim kadar olmasa da 3-5 tane duyumu olan arkadaş yani. Şakası bir tarafa tabii de. Yani orada ne demiş? Yenemiyorsan yenilme demiş. Hani zor bir maç. Deplasmandasın. Üçlü bir takıma karşı oynayacak. Kazanmak istiyorduk ama bazen kazanamadığımız zaman önemli olan kaybetmemektir diye. Ya Twente demişken bir kardeşim uyardı. Hocam dedi geçen seneki maçın istatistiklerine bakar mısın? Bakıyorum ilk söylediğim Twente 2. Fenerbahçe. 14'e 3 şutlar. İsabet 3'e 5. Toplu oynama 54'e 46. Hani faul 16'ya 13. Sarı kart 3'e 5. Kırmızı kart 0-0. Offside 1'e 2. Korner 3'e 3. Benim hatırladığım Twente bizden iyiydi. Doğruya doğru. Ama Joshua King çıktı, süratlendi, hopladı, zıpladı, gitti penaltı aldırdı. 1-0 galip geldik. Yani bu kadar çok takılmayın. Diyor ki, Becao'ya döneyim ben. Mourinho oyun kuruyor. Oynamak istiyor ve tabii ki iyi savunma yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan gol yememek. O zaman ileride gol atarız. Maalesef Twente maçında gol yedik ama sonrasında eşitliği sağladık. Çünkü bence iyi iş çıkardık. Jose'nin sadece savunmayla ilgilendiğini söyleyenlere katılmıyorum. O oyuna ve topa sahip olmaya odaklanıyor. Bizden istediği ve bizim de sahada yapmaya çalıştığımız şey bu. Şimdi oyun, topa sahip olma. Halbuki birçok spor yazarına göre Fenerbahçe topu hep rakibe bırakıyor. Hani İtalya'ya bir gün geri dönmek isterim. Harika zamanlar. Udinese umarım yukarıda bitirir falan filan diyor. Yani bakın Becao'yu çok oynatmıyor. Bir oynatıyor bir kesiyor ama durum ortada. Ben yine söylüyorum. Bakın. Hiçbir başarı tesadüf olamaz arkadaşlar. Kolay kolay tesadüf diyemezsin. Bak tesadüfe sadece ateistler ve Galatasaraylılar inanır. Bu benim meşhur sözüm. Ve yine söylüyorum. Yani Jose Mourinho bu kadar kupayı almış. Ama hocam içindeki hissi kaçırmış. Bilmem işte hırsı kaçırmış. Ya saçmalamayın. Erkeklerde hırs kolay kolay gitmez. Kadınlarda intikam şeyi bitmez. Siz bir şey söyleyin. Bir kadın size işte bir şey teklif etsin. Siz de reddedin. Kabul etmeyin. Kadın 60 yaşına gelsin, siz 60 yaşına gelin. İnanın kadın hala onu aklında tutar. Onun intikamını, onun hırsını ilk günkü gibi şey yapar. Eline fırsat geçsin sizi süründürür. Öyle değil mi? Mourinho gibi adamlar da böyle. Hani sen başta baktığın zaman, ya yanlış anlamayın, kimseyi küçük görmüyorum ama ya biz alışmışız. Biz Türkiye Ligi'ndeki hakemsizliklere, futbolcusuzluklara, teknik direktörsüzlüklere alışmışız. O yüzden bize tuhaf geliyor bazı şeyler. Ben yine söylüyorum, Jose Mourinho kendine gelir. Jose Mourinho kendine geldikten sonra da Fenerbahçe uçuşa geçer. Ben bu görüşteyim, bu fikirdeyim. Bakın mesela bir Medina. Fenerbahçe mesela Medina'yı bekliyor. Ara transferde bak takviye yapma peşinde ve Cristian Medina, hani anlaşıldığı haberleri zaten sosyal medyadaydı. Ocak ayında bu iş olacak gibi, 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Fenerbahçe'ye geleceğini duyurdu etti. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Ya memnun musunuz Szymanski'den? Ya da şöyle söyleyeyim. Szymanski 16 milyon euroya gitse, işte Cristian Medina gelse, dese ki Fenerbahçe arkadaş ben çift 8'li sisteme döndüm. Hani beceremiyordu. İşte ne bileyim Szymanski beceremiyordu. Ben de sistemi değiştirdim. Böyle bir sisteme döndüm dese ne diyeceksiniz? Yani ben açıkçası okey veririm. Çünkü bak ben Medina hakkında da bazı tahminler yürüttüm. Ben şunu söyleyeyim. Medina Fenerbahçe'ye bugün gelsin, sezon bitene kadar bayağı gol atar. Bayağı asist yapar. Ve Szymanski'yi epey unutturur. Ama hocam sen de iyice saçmalıyorsun. Adamın şu anki kulübünde 29 maçı var. 3 gol, 3 asist yapmış. Hocam bunun performansı Szymanski'den de kötü. Allah aşkına sen ne diyorsun diyeceksiniz. Bu çocuğu alalım. 8-10 oynatalım. Szymanski rolünde, pozisyonda oynatalım. Ben adım soyadım kadar eminim. Bu çocuk Fenerbahçe'de uçuşa geçer, roketlenir. Fenerbahçe'yi roket etkisi yapar. Benden söylemesi. Ha, inanırsınız inanmazsınız bir şey söyleyemem. Bu arada 10 milyon eurodan 13 milyon euroya yükseldi piyasa değeri. Futbolcu yükselişte bir futbolcu. Ben bu kadar söyleyeyim size. Siz gerekeni anlayın. Ama ben Medina konusunda yine söylüyorum bakın. Fenerbahçe'nin aradığı isim Medina mı? Bence aradığı isim Medina. Fred 1-2 maç sendeledi. Böyle hani takmaz gibi oynadı. Mourinho ne yaptı? Fred yedeksin dedi. Attı yedeğe. Bir oynatmaya başladı ikinci maçında. Fred eski Fred modunu aşmaya başladı. Şimdi şu Amrabat'ın attığı asist. Yaptığı asist. Biz işin burasındayız. Ben size bir şey söyleyeyim. Tadic'in yaptığı koşuyu normalde Szymanski yapmak zorunda. O koşuları Szymanski becermek zorunda. Szymanski sadece savunma yönünü geliştirme peşinde. O yüzden de sıkıntı. Yani o yüzden de sıkıntı. Hem de çok ciddi sıkıntı. O koşuyu Szymanski'nin yapması lazım. 10 numarada. İşte geçen sene böyle oluyordu. Tadic ya da Fred atıyordu. Szymanski oralarda bitiyordu. Aynı golleri Szymanski atıyordu. Bu sene maalesef Szymanski'ye bir haller oldu. Beceremiyor bir şeyleri. Aynı şekilde Amrabat'ın attığı pası da normalde geçen sene Fred atardı. Bu sene Fred'den bekliyoruz. Sıkıntı. Ben şunu söyleyeyim. Ben bir fikirdeyim. Bilmiyorum ne kadar katılırsınız ama Fenerbahçe 4-4-2'ye dönerse ligi uçururuz. Altından üstünden geçeriz. Bak. Maksime'nin savunma katkısı düşük değil mi? Hepiniz bunda hemfikirsiniz. Savunma katkısı düşük. Maksimen yerine oraya savunma katkısı yüksek olabilecek Oğuz Aydın ya da Tadic'i monte edelim. Sağda İrfan ve Cengiz'i monte edelim. Forvet'te En-Nesyri, Maksimen oynasın. Dzeko En-Nesyri, Maksimen En-Nesyri, hani Cenk Tosun En-Nesyri falan. Bu şekil yapalım. Biz daha golcü, daha böyle efektif takım oluruz. Ama oynayacağımız ilk hazırlık maçına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Burada da subliminal bir mesaj var. Belki de sistem değişti. Onu göreceksiniz. Neyse, Fenerbahçe Becao'dan transfer kararı. Scottie Wilbeck'in ağır sakatlığı sonrasında Manisa Basket'ten Saben Lee'yi transfer etmek üzere Fenerbahçe ki hani bugün istese yarın indirir olayı var. Euroleague'de ilk haftasında Olympiakos'u devirdi ama yani inanılmaz bir sakatlık yaşadı. Maça devam edemedi. Ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Kötü haber. Ve kısa rotasyonunda takviye için harekete geçti. Fenerbahçe anlaşmaya yakın. Manisa Basket formasıyla deplasmanda 36 sayı, 6 rebound, 6 asist oynamış. Takımın galibiyeti taşımış. NBA'de 4 takımda oynamış falan filan. Yani Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Basketbolda istediği zaman transfer yapabiliyorlar. O da bir açıdan iyi oluyor. Durumlar bu. Ben Szymanski hakkında şunu söyleyeyim. Bana çirkin bir soru geldi. Hocam Szymanski gitmek istiyor da bu yüzden mi böyle oynuyor diye. Arkadaşlar herhangi bir gitmeme fikri yok. Bakın internete girin. Sebastian Szymanski yazın. Tamam mı? Transfer Market çıkıyor. Çıkan Transfer Market'ta Üstte performans bilgileri var. Ona tıklayıp bu sezon diyeceksiniz. Ya bilgisayardan girerseniz ya da Google Chrome'dan, telefondan Google Chrome'dan girerseniz iyi olur. Bak bu sezona girdiniz 13 maç, 1 gol 2 asist, 1188 dakika ancak 10 maç 10 numarada, 3 maç defans merkez orta saha. Geçtiğimiz sezon 2023-2024'e tıklayacaksınız ve göster diyeceksiniz. O da size açıp gösterecek 2023-24'ü. Niye böyle diyorum? 2023-24'te 13 gol 19 asist 3964 dakika. 10 numarada 45, merkez orta sahada 8, sağ kanatta 2 maçı var. Yani 10 maç sağ kanat ve merkez orta saha, 45 maç direkt 10 numara pozisyonda. Şimdi oyuncuya bakıyorsun. Avrupa Şampiyonası'nda oynamamış. Yani 45 dakika bir maçın birinde, 68 dakika bir maçta oynamış. Öbür maç oynamamış. Konferans Ligi'ne bakıyorsun. Tamam mı? Olympiakos maçında bir golü var. Bir asisti var pardon. İlk Olympiakos maçında bir asisti var. Ondan önce Nörşland'a 6-1 yenildiğimiz maçta bir asist. 3-1 kazandığımız Ludogorets maçında bir asisti var. Hani elemelere bakıyorsun. Estonya maçında falan gol atmış da bu çok mühim değil. Dostluk maçını geç. Konferans Ligi elemelerinde Zimburu'ya gol. Maribor'a 2 asist. Maribor'a gol. Twente maçı bir gol bir asist. O 5-1'lik maçta. Türkiye Kupası'na bakıyorsun. Hiç gol ya da asisti yok. Lige bakıyorsun. Neye bakıyorum biliyor musunuz lige? Lige şuna bakıyorum. 14 Ocak 2024. Gaziantep Futbol Kulübü maçında bir asisti var. Ondan önce Konya maçı var. Bir gol, iki asisti var. Şimdi Gaziantep 14 Ocak 2024. Ocak 2024. Yanlış anlamayın. Zaman ilerliyor. Adana Demirspor maçı var. 4-2 kazandığımız 3 Nisan'da bir asist. Beşiktaş maçı var. 27 Nisan'da bir asist. Kayserispor maçı var. 12 Mayıs'ta bir asist. İstanbulspor'u 6-0 yendiğimiz maçta da bir golü var. Yani Ocak ayından bu yana, yani 14 Ocak'tan bu yana sadece 3 asist, bir golü var. Ligde de bir gol 2, yani bu sezonda bir gol 2 asisti var. Yani geçen sene Ocak'tan beri düşmüş. Hani sosyal medyada ben birçok arkadaşı görüyorum, diyorlar ki hocam diyorlar Mourinho'nun sisteminde çok kötü. Ulan Mourinho canlandırmaya çalışıyor Szymanski'yi. Niye anlamıyorsunuz? Adam zaten düşüşteydi. Ha ben şuna kızıyorum. Ulan 16 milyon euro teklif geldi. Satın gitsin. Parlamış. Yükseltmiş. Oraya bir tane yalandan da bir madde koydurun. Deyin ki arkadaş işte bundan sonra oynadığı maçlar işte satışından %15 isteriz. %20 isteriz. Hani kaça satarsanız karın %20'sini isteriz falan deyin. Çenenizi kapatın. Ya bazı topçular bir yıllık topçu. O sezon oynar biter. Bazı topçular orada kötüdür, gittiği takımda iyidir. Mesela Saka Boy Galatasaray'dan gittikten sonra neye dönüştü? Barış Alper yanlışlıkla falan bir takım alırsa elinde öyle bir patlar ki nereden aldık biz bunu derler. Atilla Salahi Fenerbahçe'de kıymetliydi, gitti. Vedat Muriçi Lazio'da kötüydü, İspanya'da. Sherlock şimdi İspanya'da Atletico Madrid'e gitti. Almanya'da tutunamadı. Anladınız mı? Yani bazı futbolcuların da böyle bir özelliği var. Ben Szymanski ile ilgili bir fikir beyan edeyim arkadaşlar. Çok enteresan bir fikir beyan edeyim. İlla oynayacak mı? Oynasın. Nerede oynasın biliyor musunuz? Sol kanatta oynasın. Sağda Tadic'in defansa yardımı var. Solda da Szymanski'nin defansa yardımı olsun. Orta sahada da bak. Orta sahada da Fred Amrabat çıkalım. Forvet'i çiftleyelim. Dzeko ile En-Nesyri'yi koyalım. Leblebi gibi gol atarız. Leblebi gibi. Bir de Szymanski'nin var ya hemen ilk maçında 1-2 tane falan asist oluşmaya başlar. İlla oynatacaksak. Ama ben Mourinho'nun bir şey yaptığını görüyorum. Yani oyuncuyu kaybetmek istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Mourinho diyor ki ben oyuncuma sahip çıkmak istiyorum diyor. Oyuncu gelişsin. Tekrar kazanalım istiyorum diyor. İnşallah becerebilir arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.